şu anda İliç'teyiz. İliç son zamanlarda altın madeni ve bu altın madeninin siyanür havuzları, kimyasal atık havuzları ve bölgeye verdiği zararla, çevreye verdiği zararla gündemde. Medya buraya ilgi göstermeye başladı. Siyaset buraya ilgi göstermeye başladı. Gelmeye başladılar. Ama birazdan havuzları da göstereceğiz. Biz hiçbir şekilde madenciliğe, sermayeye, yatırıma karşı değiliz. Bunu algılamasınlar. Ama hani bazen yerin üstü yerin altından değerlidir. Bazen yerin altı çıkartılırken çevreye zarar vermemek gerekir. Dünyada bunun örnekleri çok fazla var. Ama burada çevreye zarar veriliyor. Burada aynı zamanda maalesef bu siyanür havuzları, bu kimyasal atık havuzlarıyla bölgeye çok büyük çevreye zarar veriliyor. Buradan Tunceli bölgesine kadar, Ovacı'ya kadar, Batı bölümünden Erzincan'a kadar yanlış bilmiyorsam, Kemaliye'ye kadar, Divriye'ye kadar bu alan tehlike altında. Allah korusun bu siyanür havuzlarında herhangi bir şey olması durumunda, ki burası deprem bölgesi. Yani deprem bölgesinde bir, Allah korusun, bir şey olması durumunda, bir depremde bu siyanür havuzlarının ya da başka bir türlü patlaması, çatlaması, efendim yarılması durumunda burada yeraltı sularına karışacak olan bu atık, kimyasal atıklar yeraltı sularını kirletir. Fırat'ı kirletir. Kemanbaraj'ını kirletir. Munzur'u kirletir. Ne börtü bırakır ne böcek bırakır. Taş üstünde taş bırakmaz adeta, deyim yerindeyse. Ve buraları gerçekten çok sıkıntılı bir hale sokar. İşte bu yüzden biz buraya devletin daha fazla eğilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve burada denetimlerin daha fazla yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu yöntemle bu işin yapılmasının yanlış olduğunu söylüyoruz. Bazı çevreciler, bölge halkının bir kısmı buna karşı bir mücadele veriyor. Ama bu insanlar tek bırakılmamalı. Yalnız bırakılmamalı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz buradayız. İliç ilçe başkanımız her defasında bu mücadeleyi veriyor. İl başkanımız veriyor. Neredeyse ayda bir iki milletvekilimiz denk geliyor. Yani bir şekilde ortalamaya vurduğumuz zaman bölgeye geliyorlar. Ben bugün geldim, uzun zamandır gelmek istiyordum. Gelememiştim, bugün geldim. İzmir milletvekili Erden Kılıç ile birlikte geldik. Ve biz buraya ilişkin gözümüz burada. Uyarıyoruz. Az kaldı. İktidar değişiyor. Yeni iktidar geldiğinde bu kadar rahat hareket edemeyecekler. Yeni iktidar geldiğinde bu kadar rahat at koşturamayacaksınız. Burada memlekete, devlete, toprağa, kuşa, kurda, börtü, böceğe zarar veriyorsunuz. Ağaca zarar veriyorsunuz. Yeraltı sularına zarar veriyorsunuz. Barajlara zarar vereceksiniz. Para için insan yaşamını mı bitireceksiniz? Yani para gelsin de, para geldi de insan yaşamadıktan sonra ne yapayım ben o parayı? Bu amaçla biz mücadeleyi veriyoruz. Vermeye devam edeceğiz. Mecliste bu konuda bir araştırma komisyonu kurulması için önümüzdeki haftalarda, ya haftaya ya bir haftaya, bir kanun araştırma komisyonu teklifini Sevda Erden Kılıç vekilimle birlikte sunacağız. Ve çevre komisyonunda bir kez daha gündeme getireceğiz. Yeniden kamuoyu oluşmasına destek vereceğiz. Burada bu işle ilgili mücadele eden arkadaşlara da destek olacağız.